Arkadaşlar merhaba. Ben Üstü işte Hoca. 65 gün daha edebiyat kampı bir yandan devam ederken yeni bir kamp daha başlattık biliyorsunuz. Yazar, eser, içerik Kampı arkadaşlar. Yazar eser yaptık. Eyvallah orada sorunumuz yok. Yani divanın yazar eserini yaptık. Şimdi içeriğine geldik ama ikiye böleceğim videoyu. Çünkü şimdi divan edebiyatı eser içerik bir video söyle karşınızdayım. İkide ise detaya gireceğim arkadaşlar. Bir de biraz daha bilinen eserler. Çıkma ihtimali çok çok yüksek eserler tabii ki. İkide ise ne var ne yok toplayacağım. Bütün eserleri göreceğiz neredeyse. O yüzden iki videoyla divan edebiyatı eser içeriğini bitirmiş olacağız. E o zaman vakit kaybımız yok. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bakalım neler olacak videoda. Gelsin. Evet ekranımız geldi arkadaşlar hemen bakalım Sinan Paşa tazaruname ile başlıyoruz biliyorsunuz Süslü Nesrin amman dikkat kalem gelsin hocam en önemli örneklerinden bir tanesi zaten Sinan Paşa'yı Süslü Nesrin bir numaralı temsilcisi olarak tanıyoruz vesiler vesairelerle birlikte şimdi ahlaki bir eser aynı zamanda peki ne anlatır hocam içeriği nedir o bir münacaattır yani Allah'a yalvarış yakarış içerir arkadaşlar bu eser lütfen cebinizde kalsın bence çok çok değerli Tazaruname sorulmaya çok müsait arkadaşlar tamam. Bir de Sinan Paşa'nın marif namesi var ki deli, deli eser, süper eser cepte lütfen kalsın olur mu? İlk yazar eserimizden ziyade eser içerikte ilk muhabbetimiz tamamdır hocam. Konuşabilirsem çok şey anlatacağım. Geldim hocam ikinci eser içeriğime. Sehi Bey'den h ile karşınızdayız. Anadolu sahasında yazılan ilk şairler tezkiresi. Bitti bu kadar. Anadolu sahasında yazılan ilk şairler tezkiresi. Hiç <laughs> behişt 8 cennet demek 8 cennet ve 216 tane şair hakkında bize bilgi verir. Anadolu sahasında yazılan ilk teskiri olması noktasında bence bir numara önem taşıyor. Onu bildiğiniz müddetçe kolay kolay hata yapmazsınız arkadaşlar. Eser içeriklerde anahtar kelimelere çok ihtiyacınız var. Tezkire olması, heşt 8 cennet, 216 şair sayılara çok takılmayın. Çok önemli değil yani 216 olması, 300 olması çok aman aman değerli değil bizim için. Ama yine de ben sayıları vereceğim. Belki aklınızda bir şeyler kalır çatpat. İşte ne bileyim. 7500 sözcük ders ne gelir? Divan -ı lügat -ı Türk gelir gibi değil mi? Onun gibi yani. Direkt böyle sayılar bazen oturabiliyor. O yüzden ben hepsini eksiksiz vermeye çalışacağım. İçiniz rahat olsun. Şimdi ilk eserimiz tamamdır. Sinan Paşa Tazaruname. İkinci eserimiz de tamamdır. Sehi Bey'den Heşt Behişt. E o zaman durmayalım. Gelsin üçüncü eserimiz. Evet üçüncü eserimiz ise Katip Çelebi. Keşfi Zünun'la karşımıza çıkıyor. Bir bibliografya yani bir kaynakça kitabı arkadaşlar. Bibliografya kitabı. 10.000 tane yazar var. Oba! 10.000 yazarın 15 ...hiçbir eserinden bahsediyor... ...of of 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 of... ...Katip Çelebi sen ne yaptın ya... ...sen ne yaptın ya... ...keşfizyonun bu ne abi bu nasıl bir böyle... ...artistiktir bu nasıl bir harikalıktır... ...bu nasıl bir güçtür bu nasıl bir güvendir... ...bu nasıl bir azimdir... ...10 bin yazar ya ne zaman yazdın abi... ...hangi matbaada bastın ne oldu yani... ...nasıl gitti bu iş yani... ...kim gaza getirdi nasıl oldu 10 bin tane yazarı nasıl topladın... İnanılmazsın. ...Katip Çelebi zaten çok büyük bir isim arkadaşlar... ...yani her şeyi biliyor adam tıptan anlıyor, astronomi, matematik, coğrafya ne varsa mükemmel bir isim. Mensur bir eser arkadaşlar önemli. 20 yılda tamamlanmış. Ohohoho. bu ne? 20 yılda tamamlıyor bu eserini. Keşfi Zünün adlı eserini. Bibliografi olması bence büyük önem taşıyor. Hatta oraya kocaman bir bibliografi yazalım. Bibliografi. Ya cepte lütfen kalsın. Saygılıyoruz yiyoruz Kağıt ve Çelebi'ye. Devam. Gülşehri, Mantık Uttayr. Biliyorsunuz kuş dili anlamına gelen bu eser. Feridüddin Atlar'ın eserinden çeviri ama daha da önemlisi Hüt Hüt adlı kuşun önderliğinde Simurgu yani Anka'yı Simurg. Eğik çizgi Anka diyebiliriz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Simurgu Anka'yı aramaya çalıştıkları süreç anlatılacak arkadaşlar. Şimdi eser içeriklerinde bu tarz kavramlar, terimler mutlaka sorulur arkadaşlar. Mesela hüt, hüt geçmeden mantık utay sorulamaz. Soruldu zaten fazlaca. Ya da ne bileyim bir simurk olmadan, bir kuş dili ifadesi geçmeden bir, el, yerlerde Feridüddin Atlar olmadan bu eserin olma ihtimali oldukça düşük. O anlamda içiniz çok rahat olsun. Yani çok önemli anahtar kelimelerden bahsediyoruz. Bunları küçük küçük not almanızda büyük fayda var arkadaşlar. Hadi devam edelim. Aşık Paşa ile karşımıza geliyor. İlk büyük telif mesnevi. Mesnevi deyince hep böyle çeviri 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 yapıyoruz ya. İlk büyük telif mesnevi olarak geçer. Tam 12.000 bin beyitten oluşuyor. Ve içeriğine baktığımızda tasavvufu öğretme çabası görüyoruz arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız olur mu? Tasavvufu öğretme çabası çok çok önemli. Mistik bir eser. Garipname aşık başa önemlisinlerden. Şeyhin narnamesi soruldu. Yine sorulacak. Şeyhi Tokuzlu köyüne giderken soyuluyor. Önü kesiliyor arkadaşlar. Soyuyorlar bayağı bildiğiniz. Doğal olarak bunun üzerine bu eseri yazıyor. Alegorik bir eser yani sembolik bir eser. Alegori demek sembol demek sen sembolik. Cepte lütfen kalsın arkadaşlar. Eşeğin boynuz umarken kulaktan olması anlatılıyor. Çok da güzel bir vurgu bu değil mi? Boynuz umarken kulaktan olduk derler ya. Başka bir şey bekliyoruz aslında. Yok ama olmayan bir şey var. Her şeyin var zaten. Bir de olmayan bir şey var onu istiyorsun. Bu sefer de var olanlardan oluyorsun. Elindekilerle yetinmemeye de gönderme yapıyor Harname adlı eser. Ahmet'in İskender Namesi. Sınav sorusu biliyorsunuz ya Ahmedi kaçmaz abi mutlaka Cemşid Hürşüt ile İskendername Hürşüt Cemşid Hürşüt e, Cemşid Hürşitle İskendername ile mutlaka mı mutlaka bir şekilde gelecek arkadaşlar İlk Osmanlı ilk manzum Osmanlı tarihi sayılabilecek bir gazavatname var ya yani 300 küsür beyitten oluşan 300 küsür misralar neyse ilk Osmanlı manzum Osmanlı tarihi sayılabilecek bir gazavat name içeriyor 10 binlik beyit 10 bin beyitlik bir mesnevi arkadaşlar 10 bin beyit abi bunlar nasıl şeyler ya? Ya yani biz burada mesela kitaba 800 tane, 1000 tane soru koyuyoruz. Gaza geliyoruz. Lan 1000 tane soru yazdı. Abi adam 10.000 tane beyt yazıyor ya. Bunu saysan 2 yıl sürer zaten. Senin sayman onu 2 yıl sürer. Benim bunu okumam 3 yıl sürer. Bu 10.000 beyti nasıl yazdın abi? Bu nasıl bir şeydir ya? Neyse. Büyük İskender'in savaşları anlatılıyor arkadaşlar. Adından da belli zaten. Bence çok rahat yaparsınız. Nabi'nin Tuhvetül Harameyn'i var. Harameyn. Mekke ve Medine için Harameyn ifadesi kullanılıyor arkadaşlar. Yani şuradaki Harameyn, Mekke ve Medine demek. Tamam. Şu Eyn eki zaten ikili demek. iki tane. Ebeveyn, anne ve baba. İşte Devlete Eyn, iki devlet. İşte Harameyn, Mekke Medine iki yerden bahseder mutlaka. Hac yolculuğu sırasında gördüklerini, izlenimlerini anlatacak arkadaşlar. Mensur bir eser ve seyahatname türünde. Tabii ki yolculuk gördükleri izlenimleri derken seyahatnameye zaten fazlaca gönderme yapmış oluyoruz ama yine de söylemekte büyük fayda var arkadaşlar. Keçeci Zadı İzzet Mihret Keşan'ı ile karşınızdayız. İzzet Keşan'a, Edirne Keşan'a hocam sürgün edilecek. İşte bu süreç anlatılacak. Mizahi ve hicvi bir eser. Mizahi hiciv diyebiliriz arkadaşlar. Mihnet Keşan için cepte lütfen kalsın. Hoca Mesut süheyl bahar 5000 beytlik mesnevi. Bismillah. Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin hükümdarının kızı Nevbahar'ın aşkını anlatacak. Yani burada Süheyl Nevbahar sanmıyorum ki eserde kullanılsın. Yemen geçebilir, Çin geçebilir, 5000 beyit geçebilir. Aman dikkat. Hoca Mesut'un gerçek bu eser çok bilinen bir eser değil. Yani burada Süheyl dese de Nevbahar dese de gerçekçiklerde Süheyl Nevbahar çok sırıtır. belki yazar adıyla verilebilir. Hani Süheyl Nevbahar'ı verir ama yazarını sorar. Anlatır burada anlatılan eserin yazarı der o zaman zor olabilir. Yoksa eserde Süheyl'in evbaharı verip de ya da hüsnü ve aşkı verip de eserin adını bir zahmet sormasın o kadar değil yani. Burada belli ki yazar odaklı bir soru gelebilir. Peki Şeyh Galip Hüsnü Aşk bakın iyi eser anıldığı yere gelir hocam lafın üstüne gelir bu kadar. Molla Cünun, Diyarı Kalp, Mektebi Edep bakın bunlar çok önemli sembolik karakterler arkadaşlar cepte kalsın. Benim Muhabbet kabilesi var orada da tasavvuf inancı aslında. Tasavvuf inancını seçenler vurgulanıyor benim Muhabbet kabilesiyle. Hoş Ruba diye bir karakter var onunla nefis anlatılıyor. Tabi Hüsnü Aşk var bunların karşılıklı konuşmaları vesaireleri eserde geçecek. Tabi ki Şeyh Galibun bu eseri sembolik, alegorik bir eser. O yüzden buradaki bütün karakterler bildiğimiz Ahmet Mehmet'in Ayşe'nin çok ötesinde sembolik bazı şeyleri temsil eden karakterler cebinizde lütfen kalsın. Mercimek Ahmet, Kabus hocam bu da mı var? Vallahi var. Ne varsa aldım hocam. K Kabus oğlu Gilan Şah için yazacak. Siyaset, ahlak, şiir ne varsa her şeye serdi yer alacak. Kapanma. Siyasetname, nasihatname özelliği gösterecek. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Bitiyor mu? Biter mi ya? Ülkeler coğrafyası niteliğinde bir Cühan Nima. Cühan evet. Cihan Nüme adlı eser var ki Katip Çelebi'nin çok önemli bir coğrafya kitabı. Mensur bir eser arkadaşlar. Mensur düz yazı biliyorsunuz sürekli mensur mensur diyoruz da. Nedir hocam bu? Mensur düz yazı. Manzum şiir. Dur şu bağlantıya bir bakayım ya. Heh. Şu an gidip gelme yapmaması lazım. Bir bakalım. Evet şu an bir daha yapacağını düşünmüyorum Bastırdım bayağı bir çünkü. Süpersiniz ben Sur Eser. Ülkeler coğrafyası coğrafyalendim. Akla Katip Çelebi gelmeli zaten. O bir daha yapmaz dedik ama başka şeyler yapmaya başladı. Bengü Bade Fuzuli. Bank Afyonu. Bade ise şarabı temsil ediyor. Ve onların karşılıklı konuşmalarını, tartışmalarını içeriyor Eser. Oho abarttı. Vallahi burada bu bağlantı abarttı onu söyleyeyim. Mesnevi türünde yazılmış ve alegorik, sembolik bir eser. Tekrar Benki ve Baden'in karşılıklı konuşmalarını, tartışmalarını eserimiz ele alıyor cepte kalsın. Nefi'nin Siham'ı kazası. Kaside türünde yazılmış. Nükteli bir hiciv diyebiliriz. Ya hocam kaza okları, kader okları gibi birçok yerde yazıyor da ne anlatıyor bu eser? Hiciv de kime hicvediyor? Dönemin yöneticilerini, bazı sanatçıları, dönemini, birçok kişiyi, birçok eseri devlet yönetimindeki birçok ismi eleştiriyor. İnanılmaz yerden yere vuruyor arkadaşlar. Zaten Nefi'yi biliyorsunuz. Örgüler, e, örgülerinde evet. örgü örerken nefi örgülerinde ve yergilerinde ölçüsüz gibi bir ifade var çok yaygın bir ifade cebinizde kalsın çok çok doğru bir ifade arkadaşlar yani biraz abartıya kaçabiliyor bomboş bir sayfamız var e o zaman haydi klasik durumumuz gerçekleşsin o işte budur işte zafer bu kampa denk geleceğini düşünmemiştim ilk defa video izleyenler varsa bu adam ne yapıyor olabilir benim yıllardır yapmaya çalıştığım şey bu kalp her videonun sonuna neredeyse koyuyordum kalbi. Mutlaka şu sonda, başta, şu birleşme noktalarında bir sıkıntı çıkıyordu. Kayıyordu, ediyordu. Kesinlikle ekran görüntüsü alınsın. Başardık hocam şeklinde bir paylaşım serüveni, serisi başlatıyoruz. Instagram'da başardınız hocam olsun. Lütfen bu kalp paylaşılsın. Ekran görüntüsü alınsın. Bilgisayardan ekran görüntüsü. Kafanıza göre bir şekilde telefondan da olur. Paylaşımlar gelsin ben de Instagram'da. Onu hemen paylaşayım arkadaşlar hikayede. Bunu gerçekten şu an tek attık yani. Tek attık çat oldu bu kadar net. Tartışmasız. Peki hocam uzattık. Yazar eser içerik kampında. Yazar eser yaptık divanda. Şimdi de divanın yine eser içeriğini yaptık. Birinci bölümüydü bu. İkinci bölümle son vereceğiz divana. Sonra yeni dönemler. Onların yazar eserleri ve eser içerikleri böylece gidecek. Çok uzun bir kamp bizi bekliyor. Tanzimatlar, milli edebiyatlar, cumhuriyetler neler neler var. Hepsini konuşacağız ama inanılmaz bir kamp arkadaşlar. Çok destekleyici bir kamp. Bu arada normal kampımızda da yani 65 gün kampında da 37. günü bitirdik. Hemen kitap yanımda. 38'de ne var bir bakalım tekrar. 38'de şiir gruplarına devam edeceğiz. Evet, milli edebiyat şiir anlayışını sürdürenler çok iyi arkadaşlar. Yarısını geçtik kampın. Bu kampı bitirdikten sonra da yine show kamplar devam edecek. İçiniz çok rahat olsun. Kamp bitmeyecek inşallah sınav, kanalda arkadaşlar. Sınava kadar gideceğiz. Bir gün bile pazar dışında boşluğumuz olmayacak neredeyse. Dolu dolu kamplar bizi bekliyor. Çok iyi bir zamanlamada başladık arkadaşlar. Çok iyi bir zamanda başladık. Çünkü artık Kasım'a geldik. Kasım'da kesinlikle başlanmamalı. Çok geç olur arkadaşlar Kasım'da başlamak. Çünkü Kasım'da başlar bir de uzun soluklu giderseniz. Kasım, Aralık, e ne kaldı abi? Ocak, Şubat, daha konu giderseniz. Mart'tan insanda ne zaman deneme yapacaksınız? Ne zaman eksikleriniz kapanacak? Bakın ben normalde bu kampı sonuna yapacaktım. Yazar eser içerik kampı. Yani bu kamp derken 65 kampının arkadaşlar sonuna düşünüyordum. Ama şöyle bir zamana baktığım zaman hayır. Yani bu kampın sonunda ona başlayıp süreci uzatmak istemem. Yazar eser içerik kampı olayı bitiren kamptır onu söyleyeyim. Bir iki soru gelecek yazar eser içerikten. Olayı bitiren kamptır. Doğal olarak 65'i destekleyen de bir kamptır aynı zamanda. 65'te tüm ayrıntılara değiniyoruz. Ama bir de böyle gördüğünüz zaman daha akılda kalıcı oluyor. Değil mi? Orada çünkü birçok yazar eseri görüyoruz. Kaçırabilirsiniz ama bu kampla birlikte artık kesinlikle nokta atış. Bir daha bir daha gözünüzü adeta batıra batıra götürüyoruz hocam. Şimdi sizden ricam. Beraber gitmemiz, Kopmamanız, kesinlikle kopmamanız çok önemli. Yeni başlangıçlar yapmamaya çalışın mümkün mertebe. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hocam ben bir baştan bir... Hayır. Hemen bize yetişmeye çalış. Günde 2-3, 2-3, 2-3 ya da hocam ben arkadan yavaş yavaş geliyorum. ikinci gündeyim. Hayır abi. ikinci üçüncü günde olma. Hemen böyle ufak 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 günde 3-4 videoyla geriden gelenler 3-4 videoyla yavaş yavaş bize yaklaşsınlar. Erken bitirin arkadaşlar. Bu 65 gün kampını daha erken bitirin. Ve sonrasında yani benimle birlikte giderseniz çok erken bitecek zaten. Kampı yakalayın mutlaka. 38-39'u bir, bir iki haftaya yakalayın. Ee, ondan sonrasında zaten yazar eseri kampını kesinlikle kaçırmayın. Onunla beraber götürün. Kampların ikisi de bittikten sonra yeni kamplar gelecek. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Kafamda inanılmaz kamplar var. inanılmaz şeyler var. Yani bütün detayları da vereceğiz. Veriyoruz. Nokta atış sınav bilgilerini de veriyoruz. Sınav tahminlerinde de bulunuyoruz. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Tekrar söylüyorum çok iyi bir zamanda başladık biliyorsunuz. Yani şu an 38 40. gün diyelim artık ya 40. gün neredeyse 20 gün falan kaldı 20 25 gün. Yani bir aydan az bir sürede bizim kampımız bitecek. Edebiyatı bitireceğiz belki ikinci üçüncü tekrarı bile yapma şansınız olacak. Hani en baştan tekrar alma şansınız sınava kadar fazlaca. O yüzden çok iyi bir zamanda başladık. Beraber gitmeyi kaçırmayalım, unutmayalım. Kanal abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorumlarda sizleri bekliyorum. Her zaman olduğu gibi yorumlarda böyle dikkat çeken bir video içerik teklifi gelirse hemen çeviriyorum onu zaten videoya biliyorsunuz. O yüzden hocam şunu anlatın, şunu yer verseniz çok iyi olur. Şunları anlatsanız çok iyi olur gibi bütün önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Haydi görüşmek üzere. Kolay gelsin.